Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birçok farklı yerde kullanılabilen yapımı oldukça kolay. Bu pirinç örgü nasıl yapılır? Onu anlatmak istiyorum. Şöyle küçük bir parçada size çalıştım. Kenarına lastik koydum. Bir modelde örüldüğü zaman nasıl durur? Görmenizi istedim. Bebek örgülerinde, büyükler için örgülerde, bebek patiklerinde. Kullanım alanı oldukça geniş bir model. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ilmeklerimizi atarak örneğimize başlayalım. İlmek atmayı bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. İpimi bu şekilde parmağıma alıp üstünden doladım ve ilmeğimi attım. Üstünden doluyorum ve ilmeğin içinden çıkartıyorum. Ben bu örneği bebek patiklerinde yaptım. Eldiven ördüm bu modelle. Kanalıma girip nasıl durduğuna bakabilirsiniz. Yapılışı oldukça kolay. Bu şekilde yeteri kadar şişimize ilmeklerimizi atalım. Bu kadar yeterli. Benim size örneği gösterebilmem için. İlk bir sırayı düz lastik olarak örelim. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Hemen yanındaki ilmeği bu sefer önden batarak bu şekilde düz ördüm. Hemen yanındakini ters ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir ters. Hemen yanındakini düz. Bir ilmeği ters ördüm. Yanındakini düz ördüm. Düz örüyorum. Bir sonrakini ters örüyorum. Bu şekilde iki sıra bir bir lastik örelim. Üzerine kurduğumuz örneğimiz düzgün görünsün. Şimdi önden bir sıra lastik ördüm. Arka sırada yine bir bir lastik örerek sıramın sonuna kadar örüyorum. Son ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada örneğimizi kuralım. Göreceksiniz ne kadar kolay. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi sırada bakın düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeği ters örüyoruz. Bir sonraki ilmeğim ters. O ters ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi düz ilmeğim, düzün üstüne ters. Ters ilmeğin üzerine düz. Şimdi düz ilmeğim. Ters ilmeğin üzerine düz. Düz olan, düz görünen ilmeğin üzerine de ters. Yani ilmekleri değiştiriyoruz. Bakın düz ilmeğim var. Onu ters ördüm. Ters görünen ilmeğin üzerine de düz örüyorum. Sıramın sonuna kadar yaptığım bütün işlem bu.
Son ilmeğimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka tarafına geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Bakın, ilk baştaki ilmeğim ters. Bu ters ilmeğin üzerine düz örüyorum. Şimdi düz görünen ilmeğim. Her sırada ilmeklerimizi değiştiriyoruz. Arkada ve önde. Bakın düz görünüyor. Üzerine ters ördüm. Bu ters görünüyor. Onu da düz ördüm. Ters görünen ilmeğimi düz, düz görünen ilmeğimi ters. İlmeklerimizi her sırada yer değiştiriyoruz. Bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi örgümü çevirdim. Yine ön yüzdeyiz. Yine aynı işleme devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şimdi örneğim buradaki ilmeğim düz görünüyor. Bu düzün üzerine ters ördüm. Ters görünen ilmeğim var. Onun üzerine düz ördüm. Yaptığımız bütün işlem bu. Hemen birkaç sıra örelim. Örneğimiz tam görünsün. Örneğin kenarları kıvrılma yapmadığı için atkı örebilirsiniz, bere örebilirsiniz bu örnekten. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın sıradaki ilmeğim ters görünüyor. Hemen onu düze çeviriyorum. Bir sonraki düz görünüyor. Onu da ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğim şöyle bakıldığında görülüyor. Düz örmüşüm. O ilmeğimi ters örüyorum. Bir sonraki bakın ters. Onu da düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi örgümü çevirdim. Bakın örneğimiz ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay bir model. Hemen bir sıra daha yapalım. Bakın sıradaki ilmeğim şu şekilde düz görünüyor. Düz ilmeği ters örüyoruz. Bir sonraki ilmeğimiz ters görünüyor. O ilmeğimizi de düz örüyoruz. Düz ilmeği ters. Ters görünen ilmeğimizi de düz. Umarım anlaşılmıştır. Bilenler zaten rahatlıkla yapacaktır bu örneği. Ama ben hiç bilmeyen arkadaşlara yardımcı olması için yavaş bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Sıramızı tamamladık. Şimdi örgümü çevirdim. Bakın, gayet güzel oldu. Bu sırayı da tamamlayıp videomuzu sonlandıralım. Bakın, ters görünen ilmeğimi düz örüyorum. Düz görünen ilmeğimi ters örüyorum.
Son ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın örneğimiz artık ortaya çıktı. Gayet güzel, şirin bir örnek. Yapımı gördüğünüz gibi çok kolay. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.